Türkiye'nin geldiği her seviye yeni ihtiyaçları, yeni beklentileri, yeni araçları gerektiriyor. Bir yandan mevcut çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan da kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Yeni anayasa teklifimizi bu ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak ilk defa siyasetin ve milletin bizati kendi eseri olan bir anayasa için kolları sıvadık. Girişimci ve insani dış politikamızın önümüze açtığı yeni alanları en verimli şekilde değerlendirmek için sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra nihayet Ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik. Ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelinde ülkemizi büyütme kararlılığıyla ilerlerken hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Sanayi ve ihracat tarafında salgın döneminin ülkemizin önünde açtığı fırsatları değerlendirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hamdolsun. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Tırlarımız, uçaklarımız, gemilerimiz harıl harıl yurt içinden yurt dışına mal taşıyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük. Hazırlıklarımız tamam. Sadece salgının ülkemizle birlikte Dünyada insan hareketliliklerine uygun bir zemin oluşturmasını bekliyoruz. Aynı şekilde salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sıkıntılarını biliyor ve çözümü bunu özellikle ortadan kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıktığında Normalleşme adımlarını hemen başlatırken tehdit yeniden arttığında mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tam anlamıyla felç durumdadır. Şayet biz Ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, Mayıs'la birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak. Yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tabii en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır. Tek bir insanımızın bile bu meşhum hastalık sebebiyle acı çekmesine, hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.